Başlayalım mı? Başladık tamam, mı? Başladık. Neye başladık şunu? Sefer misin? En sohbet çekim bir. Merhabalar, kanalımızın çok değerli sevgili izleyicileri. Sizlerle tekrar buluşmak bizi mutlu ediyor. Bunu biliyorsunuz. Sizler de kanalımıza abone oldukça bizim de şevkimiz, heyecanımız, moralimiz, motivasyonumuz gerçekten yükseliyor. Arkadaşlarımla birlikte burada mizahın penceresinden bakarak farklı, güzel, naif bir optik geliştirmeye çalışarak sizlerle paylaşıyoruz. Ama aslında paylaştığımız konular, işlemeye çalıştığımız konular öyle çok tebessüm edilecek konular da değil. Mesela bu geçtiğimiz günlerde bilmiyorum bu video ne zaman yayınlanacak. Daha doğrusu bizim Cem arkadaş ne zaman editleyecek, onu ne zaman yayına verecek ne bilmiyorum ama yakında herhalde galiba. Geçtiğimiz günlerde bence çok tuhaf, hatta çok vahim, hatta çok düşündürücü bir şey oldu. Hemen biz baştan söyleyelim. Ben bütün arkadaşlarım adına söylüyorum bunu. Biz anayasamıza sadakatle bağlıyız. Anayasa bizim üstümüzdedir. Anayasamızı Allah başımızdan eksik etmesin. Anayasanın bütün maddelerine biz harfiyen uymaya zaten söz verdik. Zaten Allah korusun onun dışında bir şey yapmayız da. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın ilk 4 maddesi bizim için zaten değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilmez. Üstünde tartışma dahi kabul etmeyeceğimiz şekilde tüm anayasamıza bağlı. Ha buradan şunu mu diyeceğiz şimdi? Ne yani? Sen bunları diyorsun, çarpçuk atıyorsun da anayasaya bağlı olmayan, anayasayı çok hiçe sayan mı var? Vallahi onu bilmiyorum. Onu da size bırakın. Ama son günlerde ben bu yaşa geldim. Aileden de beri babam işte biraz meraklıydı, ailemiz meraklıydı. Beni yetiştiren öğretmenler, Türkiye'nin, memleketin meselelerine çok uzak kalmadık. Hep içinde olduk ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir muhterem mahkeme yetkilileri bizim için hakikaten anayasamız kutsaldır. O çatının altında yaşıyoruz. Orayı çok kale almadığını belirtti. Kimseden de bir ses seda çıkmadı. Bilemedim. Mesela bunu arkadaşlarla konuştuk. Bunu işleyelim mi? Yani nasıl yapacağız bunu? Neyini? Hani bunu komedisini nasıl çıkaracağız? Yani ortada kara mizah bile yok. Tuhaf bir durum var. Takdiri sizlere bırakıyoruz. Ama bizim muhteremlerimiz, yani büyüklerimiz, bizi yönetenler herhalde her şeyi bizden daha iyi biliyorlardır. Onlar sorguluyorlardır. Neyse gereği de yapılacaktır. Bizim de üstümüze daha fazlası vazife değildir. Efendim biz bugün sizlerle biliyorsunuz askıda ekmek, işte askıda fatura bu pandemi sürecinde, askıda şu, efendim size biz IBAN numarası veriyoruz derken çok sevdiğimiz, çok hürmetle takdir ettiğimiz değerli bir partimizin çok kıymetli bir muhterem büyüğü efendim bir kampanya başlattı geçtiğimiz günlerde, açıkladı tüm Türkiye'ye, biz de yürekten destekliyoruz. Askıda ekmek, yani demek ki bir ekmeğe ihtiyaç var ya da sadece ekmeğe bile ihtiyacı olan çok sayıda vatandaş var. Kendisi bunu dile getirmiş oldu. Askıda ekmek kampanyası başladı. Bir ekmek dahi alamayacak kişiler var, biz zaten biliyorduk. Onların da buna fark etmiş ve bu konuda bir adım atması önemli. Tabii biz askıda ekmek, askıda fatura yerine şu tepemizdeki yoksulluğun, halkımızın üstünde o sallanan demokrasinin kılıcı gibi ıstıraplı ekonomik krizin, yoksulluğun bitmesini, bunun için bir şeyler yapılmasını isterdik. Biz bu konuyu işleyeceğiz. Ki değerli muhterem gelecek. Bir başka kampanya başlatmışlar sanırım. Burada açıklayacaklar. Haberinizin olmasını temin edeceğiz. İsterseniz sizler de o kampanyaya iştirak edersiniz ya da etmezsiniz. Ama bizim için askıda umut, askıda aydınlık, askıda güzel gelecek günler hala var. Kestik. Başka bir yerden çıksana. Hayır, hayır. Şuradan çıkıyordum işte. Ya hep oradan çıkıyorsun. Askıda ekmek çekim bir. Tamam, hadi tamam. Sevgili seyircilerimiz, bize bu kanalı açan, bu imkanı tanıyan sevgili Bahadır Tokmak, değerli arkadaşlarına huzurlarınızda şükranlarımızı ifade ediyoruz. Elimizde tuttuğumuz kırmızı bir askı. Niçin? Çünkü kırmızı güzel bir renk. Kırmızı. Çünkü yani sana kırmızı çok yakışıyor. Böyle abuksuz. Ben Bahadır değilim şu anda. Kimsin? Kendi çapında muhterem, yardımsever, hayırsever, vicdan sahibi, ahlak sahibi, komşusu aç yatarken uyuyamayan, uyuyamadığı için pus dolabını açıp ne varsa yumulan bir adamım ben. Biliyorum. Cem. Çok zor durumda. Bakın elimizdeki kırmızı askının sebebi şu, dikkat çeksin, dikkat. Vatandaş korsun, aha askı. Askıda ne var, koşsun alsın. Ama yeşil askımız da var. İki türlü askı kullanıyoruz biz. Yeni bir kampanyanın ürünleriyiz. Ürün değiliz. Ürün değiliz. Bir kampanyanın mucidiyiz biz. Öyle değil mi? Kravat yeşil. Niye yeşil? Uzun. Bayağı uzun. Çok uzun. Kırmızı askıda mamullerimiz olacak. Mamül. Yeşil askıda ise temenniyle isteyen oradan alacak. Mesela yeşil askıya efendim iyi olur inşallah. Allah sonumuzu hayır etsin.
gibi şeylerde yeşil askıda. Fakat biz bütün bunları bu memleket, yani ülkemiz, Türkiye'miz, canım memleketimiz için değil, Amerikalı müttefiklerimiz, Amerikalılar için yapıyoruz. Evet, doğru. Neden şimdi memleketi bıraktığınızda Amerika'yla, efendim son bu pandemiden sonra biliyorsunuz, bu Trump denen Allah'ın cezası mahvet, işsizlik, açlık, yolsuzluk, namussuzluk Amerika'da kırla gidiyor. Amerika'da insanlar aç, bilaç, sefalet içinde. Biz dedik ki zaten memlekette bu kampanyayı yapan çok. Ama Amerika'yı düşünen var mı? Yok abi, yok. Bu kravatı uzatınca bir şey oldu sana ya. Bizim kravatımız uzun sayın muhterem bey. Dediği şu, Amerikalı dostlara simultane tercüme edin, Amerika'ya altyazı olarak yapın bunu videoyu. Lütfen rica ederim o Bahadır Bey denen adamdan. Çünkü biz Amerikalara sesleniyoruz. New Jersey'li hemşerilerimize, San Diego'lu kardeşlerimize, New York'un o halleminde açlık sefalet içinde olan zenci, yani siyahi kardeşlerimize sesleniyorum. Evet. Ben düzelttim. Siyahi Amerikalı, Amerikalı. Evet, evet. Onların için buradayız biz. Onlar bilmiyorlar böyle bir şey. Amerika nereden bilsin askıda kampanya? Bizde işte var. Onlara çok uzak gel. Askiye kadar gel Ankara'da. Ya şehir. Sen valla bu... Eskişehir yolunda değil mi? Ya bu kravatı takınca espri şeyinde değişti ya. Askı kardeşim, askı, askı. İngilizcesi neydi lan bunun? Askı. Hangır falan. Benim sevgili seyircim bakar bulur Gurgul'dan ya. Gurgul bakar çünkü aç millet aç. Amerika'dan bahsediyoruz. Biz bize memlekette yetiyoruz. Burada problem yok. Ama Amerika'yı da düşünmemiz. Niye bizim büyüklerimiz vakti zamanında pandeminin en alevli zamanlarında Amerika'ya uçaklar dolusu maskeleri yollamadılar? Donumuzu yırtıp maske yaparken maskemiz olmadığı için onlara maske dağıtmadık. Şimdi de biz bu kampanyayı Mucit kardeşim ve ben Bahadır Tokmağ'ın kanalına, arkadaşlarına şükranlarımızı ifade ediyor. Çünkü çok izleniyor kanal. Anladığım kadar. Yani. En azından evet. Biz iki kişi Amerika'dan izliyormuş, bundan için yapıyoruz. Lan! Thomas! Bahte! İki mucit de bize yardımcı oluyorlar. Askıda kampanya. Kırmızı askıya gelince, kırmızı askıda çeşitli mamulleri sıralandırıyoruz. Amerika'dan diyoruz ki, efendim isteyen istediğini alsın. Amerika'da Amerika için yapıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Burada kardeşlerim aman diye koşturmasınlar fırınlara, murunlara. Burada değil. Mesela bir pilot eyalet keşfettik. Neydi? Texas! Texas'tan başlayalım. O şeyin gözüne sokalım. O Cumhuriyetçi Trump'ın gözüne. Yarın bir gün bizim için der ki, lan bunlar Joe Biden tuttu yaşakları bilen de. Yok! Biz insan vicdanlı seçim buradayız lan! Hey! Ama niye öyle sinirleniyorum ya? Bu Amerika'da ahlak, vicdan, namus, eşitlik, özgürlük yok. Ben onlara sesleniyorum. Bu Amerika yoldan çıktı Amerika. İlk sembolik olarak Texas eyaletinde, Dallas'tan, evet, ihtiyacı olan... Sürpriz lan, hemen sürprize kaçırdım. En büyük şeyi önce gösteriyorum ya. Kese atarız onu. Allah Allah. Şey ver ekmeği çıkartalım. Ekmeği hemen çıkartıyorum. Ne oğlum ne bir dilim olur mu lan? Somunu koydum, somun koydum ben oraya. Ay gösteri nasıl yedin ya? Sen Amerika'nın hakkında mıydın lan? Allah seni belanı vermesin. Amerika o kadar yedi bununla da dibini sıyırır diye bunu bu kadar bıraktı. Ne sembolik olarak ver şunu ya. Nimeti de nasıl asacağız? Şimdi evet sembolik olarak gösteriyorum. O Dallas'taki hemşerilerine, o yoksullara, Amerika'nın sefalet içinde kalanlara başlattık efendim. Yemiş bizde var, önemli değil. Bir Amerika'da çok vicdanlı adam var. Onlar da birer ekmek koyacaklar. Evet, bunu koyalım. Ben şimdi iki tane aldım, askıya bıraktım. Oğlum bu askı ne lan? Ya ben geliyordum işte Eskişehir yolundan geçerken oradan dönerken de oğlum askı ne çıkı yani askı. Ne nereye bıraktın? Bu kravatta bu kadar oluyor. Sokma gözümüze sokma. Olan var, olmayan var. Sokma gözümüze. Benim kravatım yok. Hiçbir şey yok bende. Yok bende sıfır. Şimdi daha. Evet efendim, Amerikalı kardeşlerimiz pilot bölge seçtiğimiz eyalet Texas. Doğru. Dallas'taki kardeşlerime bir askıda maske. Oğlum bu lekeli lan, kullanmış mı bu? Bir kere taktım. Bir kere mi? İki kere öksürdüm sadece. Yap da temizle şöyle. Ver as. Evet Amerikalı kardeşlerimize. Evet kampanyamızı başlattık. Bir tane burada diyor ki kamera görmüyor diye. Sen kameranın görüp görmemesi önemli değil. Vicdanlar görsün bunu. Gönüller görsün bunu. Amerikalı müttefikimiz bizim müttefiklikler. Neydi son ses? Müttefikimiz. Evet efendim. Dolayısıyla bunu koyuyoruz. Fakat bu iki tane ahlaklı, vicdanlı, gönüldaş adam kendi vatandaşını düşünmemiş olabilir mi? Olamaz. Asla olamaz. Aynı espri yapma. Maske diye bana bak. Yok onu değil. Ben şey diyecektim. Fakat dedin ya. Fak başka bir anlama geliyor şimdi. Amerikalılar yanlış anlamaz. Fak at size. Bir şey atıyorum. Ne atıyorum? Abi sen vallahi beni zorluyor şurada ya. Sevgili seyircilerimiz. Şimdi evet Amerika'dan kopuyoruz. Memlekete sesleniyoruz. Sizlere. Yani biz Amerika'yı düşündük. Onlar için bir askıda her türlü envai çeşit mamul kampanyası başlattık. Ama biz kendi vatandaşımızı unutmuş olabilir miyiz?
Bizim de kendi vatandaşımız için askıda bir başka kampanyamız var. Tencereyi alayım. Tencereyi aldık. Askımız burada, kendi vatandaşımız için bu da. Biz en Amerika'dan artık onlara yapacağımızı yaptık. Şimdi ama kendi vatandaşımıza en önemli şeyi bıraktık. Çekerimiz. Var var. Kulumuz. Var var. Öyleyse... Helva yapsana, helva yap. Kendi vatandaşımıza da çok güzel askıda helva. Nerede dağıtacağımız ise biri karşı yakada, diğeri Karaca Ahmet'te. Helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana. Takma şu kravatı kardeşim. Bu kravatta bu kadar oluyor.